Merhaba ben John Green. Hızlandırılmış dünya tarihi kursundayız. Bugünkü videomuzda birkaç yüzyıllık süreçten sonra dünyanın hidrolik kırılmasını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım öğretmenim öğretmenim hidrolik kırılma derken eskiden olsa savaş yıldızı galaktikayı daha duymadın mı derdim. Geleceğinde birçok güzel şey olacak dostum. Bugün size az sayıda olan İspanyol nüfusunu nasıl dünyaya yayılıp hemen dünyadaki herkesin yaşamını şekillendirdiğini anlatacağım. Bu genellikle olumsuz şekillerde oldu. Son zamanlarda hızlandırılmış kursumuzda işlediğimiz hemen her şey çok doğuş olmayan şeyler farkındayım. 16. yüzyıldayız ve insanlar zenginleşiyorlar. Hayatlarını bir daha çok bağlıyorlar ve ben size sadece eski günlerin ne kadar iyi olduğu hakkında sızlanabilirim. Nasıl yani ben sizin dedeniz miyim? Wow. <laughs> Aztekler Mezoamerika'daki ilk etkileyici yönetim değildi. Bu onur Olmeklerin ya da Mayaların olmalı ama en büyük muhtemelen onlardı. Aztekler yaklaşık 1430'larda bugün Meksika'da bulunan üç büyük şehirle ittifak yaptı. Cortez ve yanındaki istilacılar ortaya çıkmasından tam 89 yıl önce. Aztekler hiyerarşik bir devlette. En tepede imparator ve altında bir grup azgın soylu bulunuyordu. Tıpkı Avrupa gibi. Buna ek olarak işi evreni düzene sokmak olan güçlü rahipler vardı. Aztekler tarihin döngüsel olduğuna ve korkunç afetlerin sonucunda büyük bir kıyametle yok olunacağına inanıyorlardı. Rahiplerin işi ise genellikle insan kurban ederek tanrıları yatıştırmak çalışmak ve bu felaketleri önlemekti. Aztekler Güney Meksika'nın büyük çoğunluğuna Guatemala'nın ve Yutaka'nın bir kısmına yayıldılar. Fethettikleri bölgelerdeki insanlardan, eşyalardan, değerli madenlerden ve kurban edecek insanlardan oluşan vergiler talep ediyorlardı. Açlık oyunlarından hatırlayın bu durumun fethedilen yerlerdeki insanları mutlu etmediğini tahmin edebilirsiniz. Azteklerin hükmettikleri yerlerdeki binlerce insanın onlardan nefret etmesi, Cortez'in Aztekleri def etmek için müttefik bulmasını kolaylaştırdı. Şunu da unutmamak lazım. Aztekler 100 yıldan kısa bir sürede harika şeyler başarmıştı. Ön, özellikle günümüzdeki Meksiko olan her e, olan yere yani. Venedik'e benzer etrafı kanallarla çevrili e, Tenochtitlan isimli başkentlerini kurdular. Ayrıca Çinampa olarak adlandırdıkları şehre yiyecek sağlayan yüzen bahçeleri vardı. Açık mektup zamanı mı geldi? İnsan kurban etmeye açık mektup. Önce gizli bölmede ne var ona bakalım. Ah, çok güzel. Lütfen mantar olsun lütfen mantar olsun. Aa, hop, tam Sevgili insan kurban etme, bak şimdi seni savunmayacağım. Eğer gerçekten tanrıların yatıştırılamama yatıştırılmaması yüzünden dünyanın sonunun geleceğini düşünüyorsanız o zaman insan kurban etmek az da olsa bir nebze anlamlı olabilir. Buna bir ispat olarak size insanlığın her zaman insan kurban ettiğini söyleyebilirim. 12 kahraman haydut filmini hatırlıyor musunuz? Hayır çünkü bunun için çok gençsiniz değil mi? Bu durum kendinden nefret etmeme sebep oluyor. Neyse film kurban etme üzerine kurulu. Çoğunluğun hayatta kalabilmesi için bazılarının kendini feda etmesi gerek. En azından Ben Affleck'in oynadığı meteor filmini izlediniz mi? Filmin adı neydi? Stan Asteroid. Asteroid. Armageddon. Armageddon. Evet. Tamam. İnsan kurban etme. Evet. En iyi dileklerim ne? Ben John Green. Şimdi güneye İnka medeniyetine inelim. İnkalar Azteklerden daha eskiydi ve bazı açılardan daha etkileyiciydi. 13. yüzyılda kurulan İnka, inka İmparatorluğu 4 ila 6 milyon insana hükmetti. Bu durum 1532'deki İspanyol işgaline kadar sürdü. Ticaret ve iyi yönetim şekli imparatorluğu bir arada tuttu. Bundan çok daha etkileyici olan kısmı ise lamalar ve insanlardan başka yük taşıyacak bir şey olmamasına rağmen dağların tepelerine yaptıkları tapınaklar ve yollardır. İnkaların yazı dili yoktu ama kipu dedikleri konuşma düğümleri anlamına gelen düğümlü iplere kayıt yapabiliyorlardı. Ayrıca fethettikleri insanları imparatorluğa adapte etmede çok başarılıydılar. Bu insanlara İnka dilini öğretiyorlardı ve erkek köylüleri her yıl belli bir süreliğine ücretsiz olarak İnka devleti için çalıştırıyorlardı. İnkaların Mita olarak isimlendir diye bu sistem sayesinde işte bütün bu yollar ve tapınaklar inşa edildi. İspanyollar daha sonra bu sisteme ve tepede imparatorun bulunduğu yer her şeye adapte oldular. Tabii çok da fena bir şekilde. Evet bu teknik bir tarihi terim. İspanyollar Meksiko'ya 1519'da geldiler. Peru'ya ise 1532'de geldiler. Bu arada hastalıkların yol açtığı kaostan olabildiğince yararlandılar. İnkaları ve Aztekleri fethettikten sonra iki kısımlı bir yönetimden oluşan imparatorluk kurdular. 1521'de kurulan yeni İspanya Genel Valiliği ile 1542'de kullanan Peru genel valiliği. Bazı yönlerden Aztekler ve İnkalar İspanyolların fethetmeleri için biçilmiş kaftandılar. Çünkü en başta yönetim şekilleri benzerdi. Farklı dinden olmalarına rağmen laik ve dini yapılar arasında benzer ilişkiler vardı. Bu da İspanyolların kendi yöneticilerini buradaki imparatorluklara gönderip buraları yönetmeleri açısından işleri nispeten kolaylaştırıyordu. Çoğu İspanyol aristokrat büyük tarım operasyonlarını yönetirken Indiana Jones ve güzel bir çiftlik arayışı gibi filmlerden alışık olduğumuz bir ortama pek rastlayamazsınız. Sömürgeciler için en önemli zafer

Aslında Karayipler'de ve Meksika'da biraz altın buldular ama bu hiçbir zaman acayip zengin olmalarına yetmedi. Neyse ki veya biraz sonra bahsedeceğim gibi ne yazık ki gümüşten yapılmış bir dağ buldular. İnkalar yol ve kamu binaları yaptığı mitayı ayı İspanyollar gümüş madenleri çıkarmak üzere benimsedi. Böylece kızıl deriyle her 7 erkek yetişkinden birinin sadece karın tokluğuna bir yıl boyunca gümüş madenlerinde çalışması gerekiyordu. Şimdi İspanyollar bu madenlerde çalıştırmak için neden Afrikalı köleler satın almadı diye düşünebilirsiniz. Meksika'da öyle yaptılar ama Güney Amerika'daki yer işçiler daha ucuza mal oluyordu. Köle satın almak birkaç nedenden verimsiz oluyordu. Birinci yüksek irtifada çalışma deneyimleri yoktu. İkincisi maden işçiliği çok ölümcüldü. Gümüş arttırmak için kullanılan civa Huan dağında bulunmuştu. Maden işçileri arasında civa zehirlenmesi o kadar yaygındı ki aileler çocuklarını madende çalışmasınlar diye sakatlıyorlardı. Festival yapmaya neden çok meraklı olduğumuzu anlayabilirsiniz. Sadece düşünce balonuna gidelim. İspanyollar 16. ve 18. yüzyıl arasında Amerika'da 150 bin ton gümüş ürettiler. Bu dünyadaki gümüş arzının %80 demektir. İspanya Avrupa'nın en zengin ülkesi oldu ve İspanyol pezosu genel geçer para birimi haline geldi. Fakat İspanyol kraliyeti enflasyonu tam anlayamadı. Bu büyük gümüş akışı enflasyonu patlattı. Vergileri de buna göre ayarlayamadıklarından dolayı gümüşün bulunmasından 60 yıl sonra aynı parayı topladılar. Ama bu para geçmiş oranda çok küçük kalmıştı. Genel olarak İspanya'nın gümüşün keşfinden yarar sağlayıp sağlamadığını e, çok belirgin olarak söyleyemeyiz. Zengin ülkelerin kendini gereksiz ve pahalı savaşlar içinde bulmaları gibi bir özellikleri vardır. İspanya'da bunlardan biriydi. İmparatorluk İspanya'nın 16. yüzyılda girdiği savaşların çoğundan sorumlu olmasa bile giderlerini karşı Yapıladı. İspanya için kahrolası bir yıl olan 1519'da 5. Charles İspanya ve Avusturya krallıklarını birleştirdi. İsmini de Kutsal Roma İmparatorluğu koydu. Ne kutsaldı, ne de Roma ile alakası vardı, ne de bir imparatorluktu. Charles'ın birleşmiş bir Orta Avrupa hayali vardı. Bu hayal hep birleşmemiş bir Orta Avrupa hayali Kur'an Almanlar tarafından engellendi. Sonunda 5. Charles'ın hayalleri yıkıldı ve krallığının yarısı olan Avusturya'yı oğlu Ferdinand'a vermek zorunda kaldı. İspanya'yı da 1556'da Amerikancı Philip'e verdi. Teşekkürler düşünce balonu. İkinci Filip sadece İspanya'nın Amerika'daki ve Avrupa'daki toprakları ile Filipinleri miras almakla kalmadı. Aynı zamanda Hollanda'daki bazı isyancıları da miras aldı. Çünkü Hollandalılar protestan olmak istediklerini ve onların ekonomiden hiç anlamadıklarını söylüyorlardı. Ne tesadüf Hollandalılar hala İspanyollara aynı şeyleri söylüyor. İngiltere Hollandalılar tarafından çevrildi ve 1588'de İspanyol Armada isimli İngiltere'ye karşı vahşi bir akım başladı. İngilizler İspanyolları yenilgiye uğrattı. Aslında bu zaferin çoğu havaya bağlı olsa da birinci kraliçe Elizabeth'in hanesine yazıldı. Bu bir zengin ve ulusal gurur dönemine yol açtı. Yani insanların hem parası vardı hem de eski İngiliz kralları Richard'ı anlatan tiyatro oyunları izlemek istiyorlardı ve sevgili dostlarım bu da Bolivya'da bulunan gümüşün William Shakespeare'in dehasına olan katkısıyla bağlantılı. Neyse ki Amerikan gümüşü Hamlet'te yazandan fazla savaşa sebep olmadı. Ama yeni oluşan zenginlik çok daha fazlasını mümkün kıldı. Savaş için gerekli ve böylesine büyük bir gümüş hazinesinin hemen ellerinin altında olduğunu bilmek 1588'de batan gemilerini yapmalarında cesaret kaynağı oldu. Bunun da ötesinde bu kadar çok savaşı bir daha büyüklüğündeki gümüş bile karşılayamadı. Böylece İspanyollar daha sonra ödeyemeyecekleri borçlar aldılar ve 17. yüzyılda birkaç kere borçlarını ödeyemediler. Ya işte gümüş. Amerika'da çıkartılan gümüşlerin çoğu Avrupa'ya gitti ve en az üçte biri ya İspanyol savaş gemileriyle doğrudan ya da Çin üzerinden ticaret yoluyla dolaylı olarak Çin'e gitti. Çin 12. yüzyılda dünyanın ilk kağıt parasını bastıktan sonra kendi enflasyonuyla yüz yüze geldi. Hatta bu yüzden madeni paralara geri döndüler. Başlangıçta Çin sikkeleri bakırdan veya bronzdandı. Ekonomileri öylesine büyüdü ki 19. yüzyıla kadar tüketici ürünleri üretiminde dünya lideriydiler. Bu sebeple parayı tükettiler. Böylece gümüşe geçtiler. Bu sefer de Çin'de gümüş yoktu ama Japonya'da vardı. Üretilmiş malları gümüş karşılığında alıp vermeye başladılar. Bir müddet sonra bu da yetmedi. Bu büyük çoğunlukla aslında 16. yüzyılda Çin'in vergi sistemini değiştirmesinden kaynaklandı. Vergiler diyorum arkadaşlar. Çünkü vergiler insan tarihi için anılmaz bir öneme sahip. Çinli çiftçiler vergilerini ürün olarak veriyorlardı. Genellikle tahıl ve işçilik olarak ama sonra gümüş ekonomiye girdi. Böylece Mink Hanedanlığı vergi politikasını değiştirip vergilerin gümüş olarak ödenmesini şart koştu. Bu Çin'deki herkesin gümüş karşılığında satılabilecek ürün üretmesi anlamına geliyordu. Bu ürünün de çoğunlukla ipek olduğunu biliyoruz. Hatta Ming e, hükümeti sıkça insanlardan ipek üretmesini talep etti. Bu kadar çok ipek arzı kaçınılmaz olarak ipek fiyatlarının düşmesine sebep oldu ve Çin ekonomisi bundan zarar gördü. Ama bu durum esas İspanyol ekonomisini vurdu. Neredeyse bütün ipek üreticileri işsiz kaldı. Küresel dış kaynağın yeni bir sıkıntı olduğunu anlatmak için şimdilik bu yeterli. E, İsp İspanya zengin ettiği kadar bu kadar gümüşün Çinlileri zengin etmiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Evet tıpkı İspanyollar gibi Çinliler de zengin oldu ama zengin kalamadılar. Ming hükümeti de de vergileri enflasyon endeksleyemedi ve ayrıca Çin Seddi'nden anlaşılacağı gibi savunmaya gerçekten çok para harcadılar. 17. yüzyıla geldiğimizde Ming'lerin yerine e, evet, fu, tahta Fu Mançus geçti. Daha doğrusu sadece Mançus. Tarih beni hep ayak Tarihçi Deniz Filin'in de dediği gibi e, Çin'in gayri safi milli hastasının büyük bölümü ve en büyük dünya ekonomisi çoğunlukla İspanya'da, Amerika'da ve Japonya'da üretilen beyaz metali güvenceye almak adına boyu neymişti? Bu kaynakların başka hangi işler için kullanılabileceğini bir düşünün. İspanyol İmparatorluğu'nun gümüş ticareti ilk gerçek küresel piyasaydı. Hatta Hindistan bile içindeydi ama o kadar zamanımız kalmadı. Sonuçları ise bazı insanları zengin etmesine rağmen kötüydü. Hem İspanya hem de Çin enflasyonu deneyimlediler ve bu devletlerin zayıflattı. Çevre de zarar gördü. Değerli metal arayışı İspanyolların en büyük imparatorluklarından olan Aztekler'in menkalarının yıkılmasına sebep oldu ve binlerce insan gümüş madenlerinde çalışırken ve civa gümüşünü e, saflaştırırken öldü. Buna değmezdi demeden önce bu sürecin bugünkü yaşamımızı olarak verdiğini hatırlayın. Öyle ki size şu anda internetin sihirli dünyasından tarih öğretebiliyorum. Peki insanların kurban edilmesine değdi mi bilmiyorum. Siz söyleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.